Merhabalar, İrem'in mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay ve herkesin sevdiği patates püresini yapacağız. Evet, yapımı kolay diyorum ama ufak tefek püf noktaları var. Bence ne kadar kolay gözükürse gözüksün, bazı tarifler kendi içerisinde yaparken meşakkatli. Patates püresi de böyle bir tarif. Dilerseniz hemen başlayabiliriz. Patates püresinin bence küçük püf noktaları var. Bunlardan biri de nasıl pişirildiği. Ben pişirirken kabuklarını soyup soğuk suda pişiriyorum. Sıcak suyun içerisinde de aynı şekilde kabuklarını soyup pişirenler de var. Bu da yanlış değil ama şöyle düşünüyorum. Bu benim damak tadımla da alakalı bir konu. Ben sıcak suyun içerisinde haşlanarak pişirilmiş olan patateslerin hepsinde bir su tadı alıyorum. Bu yüzden de soğuk suyun içerisinde patateslerimi koyarak haşlıyorum. Böylelikle patates tadını kaybetmemiş oluyor. Bana en azından böyle geliyor. Ve ben bu şekilde yapıyorum. Sizler de bu şekilde denerseniz çok mutlu olurum. Püremizi yaparken ben rondodan yardım alacağım. Sizler evinizde yoksa ya da normal pres yapabileceğiniz bir şekilde el püresi olabilir. O da yoksa çatalla da yapabilirsiniz. Tabii ki çatalla yapmak çok yorucu olacaktır. Ben bugün rondoyla yapacağım. Rondoyla yaparken içerisine az miktarda, yaklaşık olarak 3 yemek kaşığı kadar krema ve 200 gram kadar da tereyağı ekleyeceğim. Yine şunu söyleyebilirim. Patates miktarınıza göre tereyağını arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ben yaklaşık olarak bugün 4 tane orta boy patates kullandım. Şimdi hemen ona geçiyorum. Sevgili İlke, şöyle geliyor musun? Püremizin kıvamını gösterirken içerisine krema ekledim. Tereyağı ekledim. Şimdi tuz ve karabiber de eklemek istiyorum. Böyle tuz ekliyorum. Tekrardan blenderla püre haline getirmeye devam ediyorum. Pürenizin kıvamında içerisinde herhangi bir topak ya da küçük parçalarda patates kalmaması gerekiyor. Bu yüzden bu püre halini çok emin bir şekilde, böyle kontrollü bir şekilde, hiçbir tane kalmayana kadar devam etmeniz gerekiyor bu işleme. Zaten bu işlem bittikten sonra püremiz hazır bir hale gelecek. Çekim sırasında patatesim biraz soğudu. Ben kıvamını göstermek istiyorum. Mükemmel püre kıvamı tamamen böyle oluyor. Sevgili İlke, gelir misin, gösterelim. Şöyle tamamen bu şekilde olması makbul. Şimdi servis alacağız. Duman üstünde bir püre. Biraz dinlendirdikten sonra servis ederseniz harika olacaktır. Bizi tariflerin yanına harika bir yardımcı püre ve biraz önce de gösterdiğim gibi mükemmel kıvamlı püre nasıl yapılır yaptık. Sizler de denerseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.